1920'lerden bu yana lezzetiyle ün salan Denizli kebabını yapan işletmeler bu yemeğin elle yenilmesi geleneğini sürdürmek için çatalsız servis yapıyor. Denizli kebabı kuzu etinden hazırlanıyor. Önce ikiye ardından da 8 parçaya ayrılan kuzu iki tarafından şişlenerek fırına özenle sıralanıyor, pişmeye bırakılıyor. Pişen etler çift kefeli oturak teraziyle tartılıyor. Tahta üzerindeki pidenin üstüne yerleştirilen kebaplar satırla kesilerek servis ediliyor. Ustaların 1920'lerde Denizli kebabını ilk olarak elle servis etmesi bir usul. Bugün de geleneği devam ettirmek ve ustalara saygı göstermek için servis çatalsız yapılıyor. Denizli'nin tanınmış kebapçılarından Hüseyin Manisa, kebabın lezzetli olmasında ustalık becerisi, fırın seviyesi, etin pişme derecesi, etlerin doğranmasının önem taşıdığını söyledi. Hüseyin Manisa, kebabın lezzetini bilenlerin başka şehirlerden sipariş verdiğini söyledi. Yarın için İstanbul'a 8 kilo bir siparişim var. Kargoyla buradan hazırlayıp gönderiyorum. Tabii orada bunu bizim Denizli'mizin kebabının damak tadına burada tadıp da orada özleyen Denizli hemşerilerimiz var. Özellikle onların tavsiyesiyle biz bu işi İstanbul'a gönderiyoruz ve orada artık mikrodalga gibi efendim fırın sistemiyle folyoların içinde ısıtma sistemiyle ısıtıp da yiyorlar. Eski ustaların kebabın yanında çatal vermediğini, bunun bir gelenek haline aldığını anlatan Manisa, elle yemenin kebaba ayrı bir keyif ve lezzet kattığını söyledi. Denizli kebabı eskiden kemikli şekilde doğranır, verilirmiş. Bu tabii kemikli etin çatalla yenmedi, yenilmeyeceğine bilindiği için elden yeniyormuş. Ama biz bu sistemi biraz da geliştirdik. İşte insanlar bu kebap yemeye geliyor. Belli kısımları, bugün pirzolası haricinde kısımları biz kemiğini sıyırıp da veriyoruz. Ama pirzolu kısmını seven müşteriler var. Onu kemikli olarak veriyoruz. O tür şekilde yenilebiliyor. Yani çatalın olmadığının özelliğinin bir tanesi de eskiden Denizli kebabının kemiksiz, kemikli verilişi. Şimdi biz zaman zaman bazı kısımlarını kemiksiz olarak veriyoruz bunun. Ama eskiden adettir Denizli kebabı elle yenir. Gerçekten elle yendiğinde de bir ayrı keyif, bir ayrı lezzet alınıyor. Müşterilerden Cihan Tan da İzmirli olduğunu ve 32 yıldır Denizli'ye her gelişinde mutlaka kebap yediğini anlattı.